Yukarıdan geldiğini gördüm. Bir sorun çıkmasın diye aşağı inip bakmak istedim. Anladım. Peki başka söylemek istediğin bir şey yok mu? Mutluluklar dilerim. Evet, yetişin. Hayırdır lan ne oldu? Soru sormayı bırak da çabuk konuya git. Ne oldu ya? Oğlum bir şey sormayı bırak, konuya yetiştir. Medet? Medet ne oldu aslanım? Toprak abla bayılmış. Nerede, evde mi? Yeşim sakin olur musun lütfen? Ay nasıl sakin olacağım ya? Nasıl Çınar giderken ne söyledi duymadın mı sen? Ya vazgeçerse şimdi bu evlilikten? Heh. Niye vazgeçsin hayatım? Ne bileyim. Nerede acaba şimdi? Böyle delireceğine ara, nerede olduğunu öğren istersen. İyi de arayamam şimdi. Bu sefer de çok üstüne düşüyormuş gibi olurum. Hem kızar mızar. Niye kızsın hayatım? O senin kocan olacak. Nerede olduğunu merak etmek en doğal hakkın. Hadi rahatlarsın. Açmıyor işte. Gördün mü? Açmıyor işte. Kesin her şey bitti. Dur ya, bu işe neden yaptım ya? Ne kadar aptalım. Bu kadar acıktığına göre epey yoruldun demek. Öyle sandığın kadar kolay lokma değilmişim ha. Ne sandın? Sen benim oğlumu fazla hafife aldın ama seni yendi. Yo, ben onu hafife almadım. Ama yani ben de bir şeyler biliyorum. Ama sonunda ben kazandım. Kim? Abi. Efendim abicim. Tamam abi, bir şeyler atıştırıp geliyoruz. Tamam, görüşürüz. Hemen istiyor mu gelmemizi? Gidecek mi şimdi? Yok oğlum, sen ye yemeğini. O bizi merak etmiş de onun için aramış. Tamam. Ya bir şey söyleyeceğim. Sana niye bu kadar fazla koymuşlar? Ha? Torpil mi geçiyorlar sana? Ya ne olur bir tane alsak Allah. Ne cümle adamsın ya. Ne oldu söylesene yavrum ya. Siz ne konuştunuz Çınar'la da bu hale geldin sen? Bitti abla, bitti her şey. Nasıl bitti? Yeşim ve Çınar evleniyorlarmış. Deme ya. Buraya bunu söylemek için mi gelmiş? Tamam, ne hali varsa görsün de. Yavrum senin canına yazık, bebeğine yazık be.
Toprak, bak inat etme de alayım seni bir doktora götüreyim ha. İstemiyorum, iyiyim ben. Gideceğim. Teşekkür ederim. Yeşim Hanım, koy benimkini buraya. Git kapıyı bakacağım. Hoş geldiniz Çınar. Çınar, hoş geldin. Aşağı gelir misin? Seninle konuşmak istediğim bir şey var. Çınar Bey, bir şey mi istediniz efendim? Yok, sağ ol. Bir şey istemedim. Sen bizi biraz yalnız bırakabilir misin? Tabii efendim. Geç otur şöyle. Çay ister misin? Yok, sağ ol. Toprağın yanından geliyorum. Evlendiğimizi gazetelerden öğrensin istemedim. Ne dedi peki? Mutluluklar diledi. Bak yeşim. En başından konuştuk. Biz bu evliliği çocuklarımız için yapıyoruz. Annenin bunu yılın düğünü gibi lanse etmesine çok sinirlendim. Ya bizim hakkımızda nasıl konuşur? Ya bir şey söyleyip kalbini kırmak istemiyorum ama... bu gazete olayı acayip canımı sıktı benim. Haklısın Çınar, ben özür dilerim. Yani ben de görünce çok rahatsız oldum. Ama duramamış işte yani Zümrüt Taşkıran. Zümrüt Taşkıran'sa kendi hayatıyla ilgili konuşsun, bizi karıştırmasın. Yani öyle ya da böyle toprağın haberi olacaktı zaten. Ama böyle nispet yapar gibi olmasına gerek yoktu. O yüzden ben de gidip kendim söylemek istedim. Haklısın yani ben de görünce aynı şeyi hissettim. Her ne kadar kötü şeyler yaşamış olsak da ben de üzülmesini istemem. Neyse işte, olan oldu. Gidiyor musun? Çocukların yanına çıkacağım. Biraz onlarla oynayayım. Odalarındalar zaten. Daha iyisin değil mi? Ah be yavrum be. Neden sustun? Neden söylemedin bebeği Çınar'a? Söyleyecektim de öyle söyleyince söyleyemedim. Ya zaten konuşmaya karar verene kadar onca sıkıntı çektin. Durmasaydın ya, devam etseydin. Ne fark eder? O zaten vermiş kararını çoktan. Ha, çok kararlı olduğu için mi gelmiş buraya? Ya bir düşün. Adam güle oynaya evleniyor olsaydı seni düşünür müydü hiç? Zaten kendi demiş, mecbur kaldım çocuklar için evleniyorum demiş. Onlar çocuk. Senin karnındaki Çınar'ın canı kanı değil mi? Bilseydi bebeği, kal deseydin anında vazgeçerdi o kadınla evlenmekten ya. Senin ağzının içine bakmasından belli. Engel olmanı istemiş, yapma demeni beklemiş. Yoksa neden illa bana söyleyecek bir şeyin var mı desin ki? Yapamazdım abla. Ay neden bu inat? Ben bunu anlamıyorum ki. Çünkü onlar artık bir aile oldu. Ben de aralarına giremem. Daha önce de yapmadım, şimdi de yapamam. Hep Çınar yeşime bir şey hissetmiyorsa niye kalkıp evlensin? O burayı sadece vicdanını rahatlatmak için geldi. Söyleyeceklerini söyledi, duymak istediğini duydu. Lale de iyi, keyfi yerinde. Özlüyorlar seni bayağı, uyumak istememişlerdir.
Sözde formalite evliliği yapacaktık. Yani iş hangi ara bu raddeye geldi inanamıyorum. Ben özür dilerim. Yani bana bir tercihte bulunmam gerektiğini söyledikleri için ben öyle bir göz atıyordum. Kahve söylemiştim, içer misin sen de? Yok istemiyorum, çıkacağım zaten. Sağ ol şefim. Çınar, diyorum ki biz hemen şimdi gidip bir yerlerde kıyalım bu nikahı. Hiç düğün falan uğraşmayalım. Çünkü seni böyle görmek beni çok mutsuz ediyor. Üzülmeni istemiyorum. Sağ ol eşim. Çok anlayışlısın. Ama bu nikah sadece benim değil. Sen çok istiyorsun bu düğünü. O zaman olacak. Sen de o zaman sıkma canını artık. Tamam. Elimden geleni yapacağım. Neyse hadi ben çıkayım. Sen de hazırlıklara devam et. Sonra konuşuruz. Bir şeye ihtiyacın olursa ararsın beni. Senin var ya turnikeler iyi. Nasıl ya? Hepsini attım neredeyse. Ya sana olmaz ya. Yakala. Görüşürüz Akan abi. Görüşürüz şampiyon. Ama bir dahaki oyuna kadar. Nasıl olsa bir daha ineceğim. İyi, göreceğiz. Çok mutlu oldum. Sağ ol. Ben de mutlu oldum. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Basket maçından gelmek niye bu kadar uzun sürüyor Reyhan? Neden susuyorsun? Cevap versene. Abi, ama ben söylemiştim yemekte olduğunuzu. Bu Okan mevzusunda her türlü ihtarı yaptım. Ama sen hala bildiğini okuyorsun. Abi, ben kaç kez söyledim size Okan'ı sevdiğimi? Sevmekmiş. Sen seviyorsun da acaba o da seni seviyor mu? Tabii ki. Sen kendini bir aşk masalına kaptırmışsın kızım. Gözün kör, aklın sağır olmuş. Ama şunu bil ki Okan gibi adamlar sevmekten anlamazlar. Varsa yoksa dertleri paradır onların. Bu mesleki alışkanlıkları insani münasebetlerine de sirayet etmiş. Senin sevdanın değil, paramızın peşinde o. Gözün açılmasın diye de oğluna yakın davranarak kandırıyor seni. Senin gezip tozmak yerine laf gelmesin diye pür dikkat etmen gerekir. Ama nerede? Oğluna kol kanat geleceğine elin münasebetsizliğiyle muhatap ediyorsun bir de. Necip Bey! Okan? Hakkımda bilmediğiniz şeyler var Necip Bey. Onları da ben tamamlayayım izin verirseniz. Evet. İşimde hırslı ve bencil olabilirim. Ama tek vasfım bunlar değil. Ben de bir babayım. Yusuf'u size yakınlaşmak için kullanacak, bir çocuğu çıkarlarıma alet edecek kadar haysiyetsiz biri değilim. Onun gerçekten mutluluğunu istiyorum. Ha bu arada bilginiz olsun ki Reyhan'ı gerçekten çok seviyorum. Ve sevdiğim biriyle görüşmek için de başkalarının kurallarını dinlemem normalde. Ama sırf size saygısızlık etmemek için sesimi çıkarmadım, sessiz kaldım. Ama ilişkimi de korkaklar gibi yaşayacak değilim. Sandığınız gibi paranızla da zerre kadar ilgilenmiyorum. Getirin istediğiniz anlaşmayı, imzalayayım evlenmeden önce. Thank you.
Dur ben de yardım edeyim. Bitti bitti, ben hallettim. Gel oturalım şöyle 2 dakika. Bakalım keyfi nasıl? Sabahkinden daha hareketli. Oh oh maşallah, şeytan kulağına. Aklın hala Çınar'da değil mi? Söylediklerine canın sıkıldı. Bir üzüntüyle ne korkular yaşadın. Oğluna bir şey olacak diye aklını yitirecektin abla. Çok korktum gerçekten. İşte ben de onu söylüyorum. Toprak artık kendine de bebeğe de yapma bunu. Madem bir karar aldın, aklından da kalbinden de silah. Doğru önüne bak artık, önüne. Hava ne güzel, günlük güneşlik. Hadi sahilde de yürüyelim, ha? Olur da Medet ne yapacak, tek başına kalmaz mı? Medet? Canım ölmez ya, biraz sorumluluk alsın artık o da. Servisten gelsin, çıkalım. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Saatler olsun oğlum. Çok yakışıklı olmuşsun. Sağ ol baba. Ben çıkıyorum. Hayırdır oğlum, nereye? Annemlerin hazırlığı daha uzun sürer. Çıkıp biraz hava alacağım. Peki oğlum. Buyurun Hacı Bey, sizi alayım. Sağ ol. Merak ettim, telefonda bana söyleyemeyeceğin haber neymiş? O kadar mutluyum ki. Abim düğüne gelmene bir şey demedi. Aa, demek öyle. Artık nasıl etkilediysen söylediğin şeylerle. Bak buna sevindim işte. Gerçi benim amacım bu değildi. Ben ne hissettiysem onu söyledim sadece. Beni etkilemekte geçmedi mi aklından? Sence? Birden o morlukları görünce çok korktum. Yani dadı bir şey yapmış olamaz değil mi? Yok. Çarpmaya vurmaya bağlı bir morluk değil onlar. O konuda içiniz rahat olsun. Peki ne olabilir? Elimizde veri olmadan kesin bir şey söylemek çok zor. Belki yediği bir şeye karşı alerji gelişti. Kesin sonuçlar elimize geçsin, o konuda daha rahat konuşabiliriz. Peki. Teşekkür ederim. Tahlil sonuçları gelir gelmez beni arayın lütfen. Merak etmeyin, elbette. Sağ olun. Gel bebişim. Gel canım. Gel tatlım, otur şöyle. Tamam. Şapkamızı takalım. Çınar'ı görmen lazım, o kadar mutsuz ki. Bu evliliği istemediği çok belli. Tabii toprağı bu kadar severken normal. Bunu kendi mi söyledi? Hayır ama durum çok bariz. Toprak onunla tekrar bir araya gelmek istemiyor. Bu da çocuklar için mecburen eşimle evlenmek zorunda hissediyor kendisini. Bence hata yapıyor. Ben de söyledim. Mutlu olamazsın dedim ama dinletemedim. Düşünebiliyor musun? Toprak evlendiğini başkasından duymasın diye gidip kendisi söylüyor. Ciddi misin? Toprak da tebrik ediyor. Ama bence Çınar'ın beklediği şeyi yapma demesiydi. O kadar mutsuzdu ki. Ama bence Toprak da aynı durumdadır. Haklısın aşkım. Lale'nin olayında nasıl perişan olduğunu biliyorum. En iyisi ben bugün bir ara bir uğrayayım. Bu boşanma ilanı bahanesiyle bir de görmüş olurum. Çok iyi olur hayatım. Ama ben şimdi gideyim. Sen de akşama geç kalma, tamam mı? Merak etme. Nişanlın olarak tam vaktinde yanında olacağım. Hadi hoşça kal. Tamam.
be. İyi ettik de geldik. Ne yapalım Toprak? Biraz aşağı doğru yürüyeyim mi? Gerçi aklım da aslında kaldı ama. Sen istersen eve dön. Ben biraz daha yürüyeyim. Hiç eve dönesim yok inan. Öyle mi diyorsun? Tamam. Ama belli olmaz döner falan. Çok geç kalma. Sen de kalmasın. Seni bekliyorum. Giyinemedim senin yüzünden. Heyecandan ölmek üzereyim ya. Tamam. Telaş yok. Bak ellerim buz gibi. Birazcık yavaşla. Hadi. Anne kalbim de deli gibi çarpıyor biliyor musun? Yani düşünsene. Yıllardır beklediğim şey gerçekleşmek üzere ve en ufak bir sıkıntı bile çıkmadı. Biraz sonuçları kırılsın. Evet hayatım. Bunu fazlasıyla hak ettin sen. Artık mutlu olma sırası sende. Çınarberk nerede? Şermin'in evde hayatım. Nasıl Şermin'in evde? Ben biraz önce Şermin'le konuştum. Çocukları getirmesi için seninle Çınarberk'in çıktığını söyledi. Salak kadın ya. O kadar da söyledim. Neyi ya? Hayatım önemli bir şey değil. Ben bir sürpriz hazırlayacaktım sana. Ama artık tabii Şermin sayesinde o sürpriz boşuna gitti. Ne sürprizi anne Allah aşkına? Benim sana burada ihtiyacım var. Sen bunlarla mı uğraşıyorsun? Hayatım Çınarberk'i... Nişantaşı'nda çok güzel bir smokin beğenmiştim. Prova etmeden almak istemedim. Onu Nişantaşı'na götürmüştüm. Sonra da eve bıraktım bebeği. Bravo anne yani. Tamam hadi geç. Bir an önce hazırlanman lazım senin de saçın falan. Ya önemli değil. Ben zaten... Saçların başına yapılacak daha. Hayatım merak etme. Zaten ben çok kolay bir model seçeceğim. Ben topuz istiyorum. Şöyle hemen. Böyle birkaç tokayla. Tamam. Ayhancığım spreyi bolca sık ki bütün gece muhafaza etsin şeklini. Hiç merak etme İkbal Hanım. Bu saç tam size göre. Fırtına çıksa bozulmaz bu saç. Yüzünüze de çok yakıştı ama. Ellerine sağlık. Reflesi de, modeli de çok güzel oldu. İkbal Hanım, hala mı sizin saçınızla meşgul oluyorlar? Saat kaç oldu efendim? Geç kalacağız. Ne yapalım efendim? Allah gür vermiş. Kolay sürmüyor yapılması. Ama siz bunu bilemezsiniz değil mi efendim? İlahi yenge, resmen gelsin dedin abime. Ne yapayım kızım? O da gelmesin üstüme. İstediğini söyleyen, istemediğini işitir. Refle genç tuttu değil mi? Evet, çok yakıştı. Buyurun Zümrüt Hanım. Çınarberk nasıl? Ateşi düştü mü? Düşmüştü aslında Zümrüt Hanım ama şimdi giydirmek için odasına geldim. Bir baktım yeniden yükselmiş. Ne oluyor bu çocuğa ya? Zümrüt Hanım ben şimdi ne yapayım peki? Yani hazırlayıp getireyim mi yine de? Bir soğuk duş aldır. Hazırla çocukları. Ben tekrar arayacağım seni Şermin. Tabii efendim. Zümrüt Hanım. Aa Ali Bey. Muhteşem görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. Siz de çok şıksınız. Ne oldu? Gergin gibisiniz. Yok yok. Gayet iyiyim. Gayet iyiyim. Emin misiniz? Pek öyle görünmüyor. Aa,
gerginlikten çok biraz hüzünlüyüm galiba. Güzel bir olay olsa da galiba kızım evlendiği için birazcık hüzünlüyüm. Haklısınız. Aslında ben de Duygu'nun evleneceği fikrini aklıma getirdikçe çıldırıyorum. İnsanın kızımdan ayrılması çok zor olsa gerek. Evet, galiba. Geçelim istersen. Hay hay, bayan. Toprak. Hoş geldin. Otursana. Tamam. Ben de şunları hemen fırına koyayım, geliyorum. Çay içer misin? İçerim. Nasılsın? İyiyim. İyi gördüm seni. Bayağı kilo almışsın. Aldım bu ara biraz. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim işte, iş. Şu koşturup duruyoruz. O ne? Bu boşanma ilanı. Sen uğrayıp almayınca ben kendim getireyim dedim. Aklımdaydı ama hiç o tarafa yolunu düşünmedim. Sağ ol. Mutlu olacaklarına inanıyorum ben. Yani sonuçta Berk'in babasıyla büyümesi en doğal hakkıydı. Yeşim ve Çınar için de en doğrusu bu. Onlar birbirlerinden hiç vazgeçmemişlerdi zaten. Bence buna inanmak için zorluyorsun kendini. Çınar'ın sevdiği için Yeşim'le evlendiğini düşünüyorsan çok yanılıyorsun. Bu evlilik onun için sadece bir formaliteden ibaret. Adamın aşık olduğu bir tek kişi var. O da sensin. Ama sen onu uzaklaştırmak için elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Çınar'ı sen çaresiz bıraktın Toprak. Bana kaç kere yalvardı sizi bir araya getireyim diye. Boşanmayı bile sen istiyorsun diye kabul etti. Ne olursa olsun senden hiç vazgeçmedi Çınar. Ama bu Lale'nin başına gelenler çocuğu çok korkuttu. Sen de böyle uzak durunca ya sırf çocuklar aile ortamında büyüsün diye verdim bu kararı. Yoksa o hala deli gibi sana aşık. Bunu dün Reyhan'a kendisi söylemiş.
şeyini getirdim. Gerçekten çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Bayağı ilgileniyoruz ha. Ben de gidip hazırlandım. Kardeşim bak neye sebep olduğunuzu bilmiyorsunuz. Anlatıyorum size ya. Anlayın insanın halinden ya. Beyefendi lütfen. Bir işe yaramayacak gel gidelim. Toprak Hanım benim misafirim. Reyhan sanırım listede bir hata yaptınız. Kusura bakmayın Reyhan Hanım. Listede ismini göremeyince. Önemli değil canım. Gel Toprakcığım. Sayın davetliler, bu gece burada Sayın Yeşim Taşkıran hanımefendi ve Sayın Çınar Ilgaz beyefendinin evlilik törenleri için bir araya geldik. Evet efendim. Sayın Yeşim Taşkıran hanımefendi ve Sayın Çınar Ilgaz beyefendi. Evlenme isteğinizi bize yazılı olarak bildirdiniz. Bir kez daha şahitler ve konukların huzurunda evlenme isteğinizi sözlü olarak beyan etmenizi rica ediyorum. Sayın Yeşim Taşkıran hanımefendi, Sayın Çınar Ilgaz beyefendi, hiçbir baskı altında kalmadı. Eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet, evet. Yeşim Hanım'ın beyanını duydunuz. Sayın Çınar Ilgaz beyefendi, Sayın Yeşim Taşkıran hanımefendi, kimsenin baskısı altında kalmadan eş olarak kabul ediyor musunuz? Heyecanlandınız biraz.